MediaMarkt'la televizyondan ses sistemine, akıllı telefondan tablete, futbol coşkusunu yaşatacak teknolojileri keşfetmenin MediaMarkt'la merhaba. Merhaba. Kaçıncı bölüm? Yok bende o şu an. 8 değil mi? Ya çok özgüvenle girdin ama bunu tam söylemen lazımdı şu anda. 8 diyorum. Başlıyorum. Oh, nasıl ya? Kısaca dedikodu yapacağız. Hiçbir şey haberim yok. Beni çağırdılar, geldim ben. Tişört güzelmiş. Ne diyeyim kardeşim? Estağfurullah. Zaten bunlar... Vere vere bir şey kalmadı. Sen vermedin bu arada. Annen getirdi. Annen getirdi. Evet. Nasıl yani? Gerçekten. Evet. O ilk programda çok Lakers içimde kaldı Chicago, dedi. Chicago çok ayıp oldu smitini. Dedi. Gitti. Gitti. Gitmiş olması lazım. Annesi getirdi. Almaya gitmeden hemen son şakasını yaptı annem. Aldı torbaya koydu. Ecem'e bunu götüreceğim diye. Vallahi onu bekliyordu. Sen yani 8 bölümdür arada aralar falan Ecem'e vermedi mi o sinisi? Yok, vermedi. Şöyle yıkadım, söz verdiğim için artık ağızdan çıktı. Yıkadım, hazırladım, öyle kaldı orada. Bir türlü denk gelemedik yani. Evet. Yolculuklar. Ben unutsam annesi unutmadı. Evet. Geçen geldiğimde annem o zaman vardı ya, teyzem de gelmişti. Aklında kalmış, onu hazırlamış işte, getirmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da sana veririm. Zaten ben artık... Menü nasıl bugün? Vallahi Alparslan yaptı bir şeyler. Ben trendeydim, bakamadım çok. Sen trendlerde miydin? Trendeydim. Trendlerde değilim. Trendeyim. Mustafa Sarıgül bir video paylaşmış. Zaten sürekli paylaşmıyor mu? Evet, sürekli TikTok'ta da etkin. Instagram'da da etkin. Bu aralar daha da etkin. Evet. Jose Mourinho'ya bir gönderme mi yapmış? Ben izleyemedim diyor. Bir izleyelim bakalım. Aa, ben bunu görmedim. Sevgili Mourinho, Türkiye'ye gelmen değerli. Ama oyuncularına ve kendin tulum peyniri yemezsen 7 hafta sonra durumun zor. Şimdiden... Mourinho'ya küçük bir uyarı yapmış. Evet. Erzincanlı mı? Hı. Erzincanlı, evet. Aa, tulum peyniri meşhur ya, ondan diyor demek. Ben Erzincanlıyım. Vallahi. Yok, gerçekten. Niye güldün? Alparslan da Erzincanlı. Alparslan da Erzincanlı. Ben bunları bilmiyordum, tamam. Gerçekten. Güzel, güzel yer. Yani ben çok garip bir üçlü olduk ya, Mustafa Sarıgül, Serhat abi, ben. Ya üçlü açıklanamayan ki fotoğraflar gibi değil mi? Şey gibi. Yılmaz Morgül. Ya, abi, Yaşar Kemal üçüncüsü kimdi o fotoğraf? Üçlü ne zaman oldu ki, onu anlamadım ben. Ben İstanbulluyum. Hadi canım. Evet. Ha, ben de. Yani ya Erzincan'da babamlar gelmiş. Hasanpaşa'dayız biz. Şu an bence denklemden çıkmak için İstanbulluyuz da kaydırıyor. Biz de İstanbul çocuğuyuz. Çok iyi. Şunu çok merak ettim de, bu konuyla ilgili kafamda bir şeyler oluştu. Nasıl ne diyor? Tulum peyniri. 7. haftayı göremezsin diyor. Göremezsin diyor. Yemezsen diyor. Oyuncuların da sen değil. Tulum peyniri tabii ki önemli bir peynir. Ama yani çok, yani şimdi kimin verdiği de önemli, tamam mı? Şimdi kendisi zaten koyu Galatasaraylı. Hmm. Ben bilmiyordum bunu. Tabii. Aa. Yöneticiydi Galatasaray'da. Tabii. Benim zamanımda Şişli tabii belediye başkanıydı. Galatasaray'da ikinci biz başkanlık yaptı. Mesela Ramazan çadırları meşhurdur. Mustafa Sarıgül'ün hep oraya gidiyorduk. Ama kendisi hasta Galatasaraylı. Yani şimdi peynir, biraz dikkat etmek tulum lazım. Tulum peynirin faydaları Mourinho nedir? Mourinho'yu mesela iyi beslememiz lazım. Bakayım mı be? Tulum peyniri neye faydalı? Tulum peyniri spor yapanlara verilir genelde değil mi? Tulum peyniri... Çok tuzlu değil mi? Lor verilmiyor mu genelde? Ya bana hiç böyle ben spor lorla karıştırdım, bravo. Tabii tabii, lor. Tulum peyniri kimse vermedi bize bugüne kadar. Lor. Ben lor peynire tulum peyniri karıştırdım. Abi bir şey söyleyeyim mi? Kemik erimesini önlüyormuş. Protein Mira açısından zengindir. Diş sağlığı falan. Proteinden etkinse verilir zaten sporda, o zaman verilmesi uygun yani, görülebilir. Galatasaray futbolcularına versin. Bize vermesin. Mourinho ne yapacak abi? Ya adam yemeğini yiyor zaten. Adam yemeğini yiyor yani. Şey yapmaya gerek, onun sevdiği peynirler ayrı. Mesela tulum peynirini yedirsin Galatasaray futbolculara. Tabii canım. Onlar yesin. Yani. Şimdi 7. haftayı görür görmez oralara girmeyelim. Çok iddialı 7. hafta. Niye 7? Şimdi tulum peyniri olayı 7. hafta falan, bunlar
Benim çok hoşuma gitmedi. Mind Games mi var? Aklıma da bir video geldi. Onu buradan gönderebilir miyim? Alparslan'a gönderebilirsin. Alparslan'a gönderebilirsin. Ben sesini dinleteceğim. Tamam, dinletebilirsin. Mustafa Sarıgül'e yolluyorum. Tamam. Buradan göndermiş olalım diyorsun. Tamam. Gönderiyorum. Neyin ne olduğunu, nelerin ne, hangi durumlar, başka yerlerde. Ben gizli gündemim yok benim. Yani ben tulum peyniri, mumun peyniri geçelim. Bu geldi aklıma. Tamam mı? 7. haftaya bakarız diyorsun. Bakarız. Ondan sonra peki, konuşuruz. Ama peki, bizim gizli gündemimiz yok. 7. haftaya ajandamız yok. Bizim ajandamız yok yani. Bence biz bu tulum peyniriden bir tane söyleyelim. Yani 7. hafta zaten göremeyebiliriz biz. Burada bence morun yerine biz yiyelim bunu. Aynen, bence de. Sen oraya... Hayır ya. Biz hayır. Biz Mustafa Sarıgül'e bir şey yapsan. Biz yolumuzu salmış. Ben hayatta DM atmam. Hayır. Duman'la da haber yollayabilirsin. Ben öyle haberleşiyorum benim zamanımda. Evet. Bir şekilde yapabilirsin. Veya işte Rebro odadan şeyle yapıyordu. Sinyal veriyordu. Neydi o? Ya o çok ilginç acayip ya. Acayip bir şeydi. Çok ürkütücüydü. Acayip ürkütücü bir hikaye o. KGB biliyor musun gibiydi ya. Sen biliyor musun? Hayır, hiç anlamadım. Aa, takım arkadaşı. Rebro, Sergi Rebro. Fenerbahçe'de beraber Sert abinin takım arkadaşı. Ukrayna milli takımında çok önemli oyuncularından biriydi. Odaya uydu falan kurdurdu. Samandıra'da haberleşme cihazı olarak baya böyle askeriyenin... Evet, askerin şeyi. Ama ne diyorlar ona? Telsiz mi? Telsiz değil işte. Değil ya. Mesela böyle düğmelere basıyor. Sesler üzerinden mesaj... Morse alfabesiyle iletişiyorum. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Ben de askerde bu işi yaptım ha. Onu mesela Çin'e yolluyor. Çin'de tanımadığı birisinin iletişime giriyor. Daktilo, evet. Seni tebrik ediyorum. Bunu mesela biz nasıl bulamadık ya? Daktilo değil de. Ya uydu kurdurdu, uydu kurdurdu değil mi? Daktilo için uydu kurdurur mu Allah aşkına? Aa, kafayı yiyeceğim. Daktilo. Çin'le iletişime geçiyordu daktiloyla. Sen mesela Çin'le daktiloyla nasıl ben geçiyorsun? Ben Kıbrıs'ta askerken... Uydu. Uyuyordu bu geceleri. Kıbrıs'ta askerken yaptım onu ya. Evet. Tam ya böyle şey mesajlar, gizli mesajların. Tabii. Birbirine yani gönderme. Kripto mesaj. Evet, kripto mesaj onu çözemiyor. Yani. Sonra onun şifresi kırılıyor, sonra çözülüyor. Bu nişan bozuldu. Enteresan. Ne? Geçelim. Bu nişan bozuldu. Niye? Düştü kolundan artık. Niye ki? Böyle niye üzdün beni? Var mı senin şeylerin? Niye üzdün beni? Var, öyle totemlerim var, ama bunun için o yok. O hissettim yani. Yok. Peki yok, devam edelim. Baş ağrısı çeken var mı o şeyi, migren tarzı? Bu benim yoktu. Abinden dolayı oldu. Abinin çünkü her gün başı ağrıdığı için benim de ağrımaya başladı. Ben böyle bir şey görmedim. 3 gün üst üste başım ağrıdı. Çok nadir ağrı. Onun da bir var de migren. Bana şey yapmaya başladı artık. Hani baş ağrısını geçirdi. Artık migreni de geçirmeye çalışıyor bana. Çok zor ama. Evet, onda migren var. Sende migren olabilir mi falan psikolojisi. Artık böyle migren olduğuna inanmaya başlayacağım. Çok kötü bir şey. Evet. Çok kötü bir şey. Hindistan'da Serkan Balcı'da vardı. Migren mi vardı? Evet, evet. Benim Enes'te de var ufaklıkta. Şöyle odada kapkaranlıkta falan oturman lazım. Enes'in şu an kamera arkasındaki pozisyonu inanılmaz, evet. Dünyamda değil. Şöyle odayı falan kapatıp karanlık yapıyorduk Samandat odayı. Serkan Balcı'nın. Çok zor. Öyle yani. Gözlerini falan kapatıyordu. Antrenmanda falan çıkamazsın yani migrenden. Yok işte onun vurduğu anda öğlen falan onu hemen böyle yatırıp böyle bir yarım saat falan kestiriyordu. Acayip bir şey yani. Hindistan'da da bu tarz bir... $1 karşılığında böyle bir tedavi yöntemi. Çok rahatsız edici gözüküyor. Yani. Uygulamışlar. Baş ağrısını böyle geçiriyorlarmış. Ama $1 değil, $10 atalım abini yollayalım işte buraya. $1. İşte $10 atalım abini yollayalım. Ne kadar ediyor? Dolar kaç? 33,5 mu? Mekul, sen ülkeden de uzaklaştın. Da bu arada sen ülkeden de uzaklaştın galiba. Abine bu videoyu yollasak, bunu abine yapsak. Ben bunu uygularım abine istiyorsan. Bunda bir şey yok ki. Bunu biz de yaparız yani. Bunu yaparım ben. Bu ne var ki? Kaç dolar bu? $1. Biz 10 katını alsak... Ya kaç para dolar, kaç? 35 ya. 35 mi? Hayır, maksimum bunu söylüyorum. Tamam. 33. Neyse. Ben dolarla iş yapmadım. Mesela... Dolarla çalışmıyoruz şu an. Biz bunu böyle bir yer açalım. Ben vurayım mesela kafaya. Bu olur 33 TL. Bak nokta Ecemin atışı 33,5 dedim. Ecem'in hakkını yedik ya. Hakkımı yemişsiniz. Bravo. Piyasayı iyi biliyorum. Ben yemedim. Ben asla hiçbir şey söylemedim Ecem'e bununla ilgili. Şöyle bunu biz burada yapamaz mıyız Ecem? Mesela sen bana bunu uygulayabilir misin? Biraz şiddet var bunda. Yok canım. Yok, yavaş yapıyor ya. Yavaş yapıyor ya. Ufak dokunuşlar var. Yani, bu ne ki? Bunu herkes yapar. Deneyelim istiyorsan. Mesela bu ne yapıyor? Başarısı mı alıyormuş? Bir şey söyleyebilir miyim? Amca X mi?
Abi bilmiyorum ama transa geçmiş baksana ya. Bayağı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Amcanın kafayı darbuka gibi kullandı son 5 saniyede fark ettin mi? Amca hayatta mı diyorsun? Amca hayatta mı? Yok şöyle. Yani bunu nasıl mesela bunun... Şimdi şöyle bir mesela hani alternatif tıp var ya. Var onunla yani. Çok ilgilendim ben. Biliyorum. Sakatlık çünkü bir türüne geçirdiğim için yakından. Evet çok yakından böyle Carlo Fen acayip şeylerle karşılaştım mesela. Hani çakralar şunlar bir sürü böyle şeyler var. Bu mesela bunun ne yaptığını mesela bu yalan abi. Kolpa canım. Büyük kolpada yani. Bu çok yani mesela ya. Büyük kolpada ya. Astrolog Meral'le yarışır. Onunla kimse yarışamaz canım. Yarışamaz. O açık ara önde canım. Çünkü o... umudumuz o başka bir şey ama bu ya ben bazen burada da görüyorum Türkiye'de falan da oluyor denk geliyor böyle biriler geliyor şifacı diye ne onlar işte... tükürüyor falan ya tabi canım mesela tükürüyor mu tükürüyorlar onu ilk defa duydum tükürene ilk defa duydum niye tükürüyor yani nazar değmiş falan öyle ama ha. Tükürüyor yani bayağı nasıl yani ya şey de yapıyorlar normalde bağır. Mesela nazar aynen. Çıksın diye dua okuyup benim nazar, yani tükürüyor şey, mu sonra? Eline tükürüp sonra o ağrıyan yere mesela sürme. Evet öyle şeyler var. Neyse, yaptırdığımdan yani. Değil. İnsanın iyileşmesi biliyorum gelmez sen. Yani. Uzaklaşır iyileşmesi. Uzaklaşır ama şöyle bir şey var. Mesela adamın işte dizinde bir sıkıntı var. Abi tokadı bir patlatıyor ağzına. Dizinde ağrısı geçiriyor. Geçer ki zaten. Canı burada yanıyor artık. Evet abi şimdi düşünsene benim dizim ağrıyor. Ağzına bir tane patlatıyorum şu kulağın orasına. Bir anda kulağımdaki şeyden dolayı darbeden dolayı dizimde ağrı. Ben onu yapmayı düşünmüştüm bir kere. Bu mantıklıymış ya. Evet. Absen vardı. Süper sistem. Absen vardı. Evet. Ya kimsenin başına vermesin inanılmaz bir şey. Ben yaşadım. Acayip. Siniri çektiler beni. Acayip bir şey yani. 13 yaşında acı yok yani. Bayıldım ben ha. Artık diyorsun ki hani kendimi camdan aşağı atsam, tamam. Kolumu bacağımı kırsam ki şunu geçirse. Yani çünkü onu unutacağım o zaman. Anca o zaman unutabilirim yani. Apsey mi? Apsey. Ben onu şeyde yaşadım. Benim aldılar safra kesisini. Safra kesisine taş vardı. Benim artık ambulans falan çağıracak duruma geldiğim dönemler yaşandı. Hmm. Sonra aldırdım safra kesisini. Acayip bir şey. Yok çok böyle tilt ağrılar var yani. Allah korusun hastalık evet. Konuşmayalım ya ama. Geçelim. Değil mi? Güzel şeyler konuşalım. Güzel şeyler konuşalım. Hadi biraz güzel onu şeyler geçelim. Konuşalım. Evet, bu adam komik bir şeyler Sakarya. Ya. Bunun hangisinde baş ağrısı var bunların ikisi de çözemedim. Evet, yapan bence da var Vuran'da gibi. Da kesin baş ağrısı var. Doğru. Onun başka ağrıları. Sakarya Keçiören. Hı-hı. Mücadelesi TFF 1. Lig'de ilk hafta maçıydı. Evet. Cep telefonuyla çekildi abi. Yani kim, bayağı. Kim çekti? Yayıncı kuruluş. Cep telefonuyla karşılaşmanın yayınını verdi. Bayağı böyle görüntü titredi. Hı hı. Bu şekilde izleyenler maçı takip ettiler. Bir sıkıntı yok. Çünkü ülkede artık ekonomi de sıkıntı. Yani yayıncı kuruluş da sıkıntı. Olabilir böyle şey. Ben nasıl bunu yani? Mesela... Nasıl yani? İroni mi yapıyorsun? Yok ciddiyim ya. İroni. Şey, maddi manevi olarak iyi bir durumda değiliz almasınlar yani. Almasınlar o zaman. Mesela hani senin aldığın... Yayın ihalesini mi almasınlar? Hı. Almasınlar o zaman. Ben niye bugün çok res çekiyorum ya? Yani bilmiyorum. Res çekiyorsun da yani biz de o şeylerin camianın içindeyiz. Karşı taraf görmez inşallah. Görmez inşallah. Bir yerin kapıları kapandı şu an. Evet. Şu an tamamen kapattım. Şu an tamamen kapandı. Daha önce kapandım. Kurtarabilirdik. Aynen. Mesela yayıncı kuruluşun atıyorum yayıncı kuruluş eksen falan diyebilirdik. Tabii. Maçtan falan bir şey sıyırdık. Şimdi hiç kurtaramayız. Hiç kurtaramayız. Tamamen kapandı. Şey olsun. Gibi oldu ya. 3 as 4 kız. Allah başlasın. Onun gibi durumda şu anda. Elimiz hiç iyi değil. Ama galiba şöyle bir durum olmuş. Yayın hakkıyla alakalı ortak yayın hakkı satın alma durumu söz konusu olmuş. Öyle bir teknik aksaklık. Sonra diğer tarafa ortak diyememiş. Ortak yayın nereyle ortak yayın? Başka bir evet, kuruluşla. Evet. Arada kaldıkları için cep telefonu mu çalıştırmışlar onu anladım. O prosedür olmadığı için imzalar teknikten dolayı da. Hiç çekmeyeceğime. Bari telefonla çekeyim gibi bir şey olmuş herhalde yani. Hay kamera öteki kuruluşa ait de öteki kuruluşun da şeyi yok. Kamera dediğin telefon adam şahsi hayır, telefon. Normalde kamera yapamamışlar yani arabayı kullanamamışlar yayın arabasını. Ha anladım. Ha canlı yayın aracı. Evet. Ben sadece şeyi biliyorum maç çıkışı söylemişlerdi cep telefonuyla Skype'tan bağlanıp yayını vermişler direkt. Ben şeyi çok gülüyorum. Şimdi mesela Bundesliga falan da çok yakın takip ediyorum orada mesela acayip şeyler oluyor. Ne oluyor? Abi mesela işte bu telden dronlar falan geçiyor değil mi? Spider cam'ler falan. Bundesliga 2'de aynı şey geçerli mi? Ne? Bundesliga 2'de aynı şey geçerli mi? Bir yani. İkisini bilmiyorum ben. Hani mesela yayında artık işler bizim arkadaşlar kamera arkası daha iyi bilir. Acayip bir teknoloji artık böyle futbolu artık ne bu sahaya girerken 4K gibi böyle kamera da adamın arkasına yapışmış mı gidiyor?
Yani biz de inanılmaz bir yere gidiyoruz biz de. Melisa bir biz şey söylemen gidiyoruz. Lazım şu anda. Yanlış şey görüntü verdiler maçta, gördünüz mü onu? İşte onu diyorum, biz de acayip bir yere gidiyoruz. Yani onlar da acayip bir yere evriliyor, biz de acayip bir yere evriliyoruz. Biz artık cep telefonu onlar falan gidiyor yani. Mersin'e, biz gidiyor tersine gibi bir şey oluyor. İnanılmaz bir şey ya. Evet. Tersine kötü. Gitsek yine biz bambaşka bir yere gidiyoruz. Bizim rota saptı yani. Düşün böyle, ne bileyim, çekimler falan, bilmiyorum, bana mı yanlış geliyor? Futbol çekimleri mesela. Yok, bir penaltı atışı var mesela. Premier League'de mi ne galiba? Bu penaltı atışı falan acayip bir şey yani böyle. Şansal abi söylemişti. FIFA bir oyunu gibi mesela. Bizim dönemimizde hani daha o tabii yayıncı kuruluşun başındayken alınan birçok o kameranın artık depoda durduğunu ve kullanılmadığını söylemiştim. Ben destek olduğun için sağ ol bu arada. Kamera arkası falan dedik ya, böyle güzel oldu yani. Beraber bu yolda yürüdüğümüz. Biz sizden daha teknik böyle birkaç kamera adı falan bekliyorduk ama. Evet yani böyle Spider Cam falan çıktı buradan. Oradan böyle bir giriş yapsaydınız bizi kurtaracaktınız. Teknik tabir kullanalım böyle önce daha. Bunlarla gelirseniz. Steadicam aktüel olan mıydı? Evet yani tamam. Huzuruna yapacak yerden var. Peki. Böyle bir aksilik yaşadık ilk haftada, inşallah devamında yaşamayız. Ama yayıncı kuruluşu böyle abi, mesela şimdi böyle bugünlerde birimize destek olmamız lazım. Tabii zor günlerde. Şimdi mesela Spor Şişel de çok büyük bir aile. Yani böyle beIN Sports falan hani şey açısından değil, böyle bir teknik falan kamera mamura eksik bir şey varsa biz şey yaparız, yollarız burada. Onu o kadar da hani şeyimiz Murat abiyle de öyle dostluğumuz var. Buradan ekiple konuşup bir iki bir şey yollarız öyle maça falan lazım olsa. Yanlış bir şey söyledim mi? Yani burada biz Sakarya geçiyor herhangi bir Melisa'da gibi yani. Mesela kötü günde yanında olmayacaksak yayıncı kuruluşu hangi günde olacağız yani? Tabii canım. Abi, bana öyle. Kapılar komple kapalı. Şu dur an. Bakalım onu da düşünürüz. Ona ama sen çok sert yerden geliyorsun. Biz, bak ben yine işleri sıcak tutuyorum. Sen iyisin. Ben işi kurtarmaya çalışıyorum. Bir iki kamera falan. Benim buradan çıkışta Murat abiyle sözleşme uzatma dışında bir tercihim kalmadı. Evet. Mikel Arteta. Beğeniyor musun Arteta'yı? Bence beğeniyorum. Ecem sen beğeniyor musun? Yani. Kendisini ve hocalığı hakikaten çok başka bir seviyeye doğru gidiyor. Pep'in yardımcısıydı. Oradan böyle zaten farklı. Oradan yürüdü. Yani ama bu yaptığı uygulama birazcık bilmiyorum. Yani oyuncuların yemeğinde bir hırsız evet. Çetesiyle anlaşıyor. Ve onlardan yani hırsız çetesinden oyuncuların eşyalarını çalmasını rica ediyor. Sen hikayeyi biliyor musun? Yok. Ve bunu yapmasının sebebi de şuymuş yani. Yurt dışındaydım ben. Bunu da yapmasının sebebi şuymuş. Oyuncuların her an kontrol yani çevre kontrolünü yapmaları yani her an her şeye hazırlıklı olmaları için yemekte de böyle bir şey yapmış. Yapmış mıdır sence? Yapmış olabilir. Bunlar psikolojik şeyler var. Böyle şeyler yapıyorlar. Sen hiç bu tarz bir şeyle karşı ben karşıya geldin mi? Ben gerçek böyle bir şeyle karşılaştım. Birebir yaşadım. Hangi takımda? Anderlecht'teydim. Slavia Prag Şampiyonlar Ligi önemli maçı vardı, kazandık. Orada bizim pasaport, saat, her şeyimizi çaldılar ama bir uygulama değildi, gerçekten çaldılar. Ülkeye geri dönemedik. Nasıl? Trajikomik. Yani saat gitti. Saat gitti, hiç komik değil mi? Cidden. Yok ciddi ya. Rolex ya. Oh. Ne benim değil ya. Çakma Rolex ama birebir. Yani kimse seni anlamıyor abi, bir tek evet ben anlamıyorum. Anderlecht de böyle çok da ezik bir kulüp değildi ya. Kompanyayla falan oynadık, yapmayın orada. O yani o kadar değil yani. Williamson'un saati gitti. Çok değerli bir saati. Ben sen Anderlecht'e ilk gittiğinde senin maç görüntülerini çok aradığımı biliyorum. Ne yaptı bu hafta diye. Merak ediyor muydun ben? Ediyordum evet. Çok bak, romantik bir konuşma evet. Geçti yarın. Ben de duygusallaştım şu anda. Neden böyle oldu bilmiyorum. Bir kilo merzincan peyniri söylesin. Bu da böyle dursun. Ha? Şöyle. Şöyle. Bu tarz şeyler yapılıyorlar, tamam mı? Abi bir kilo erzincan tulumundan çıkamadık. Of ya. Abi kaç, ne yapacağız? 100 gram mı söyleyeceğiz oradan buraya? Madem geliyorsa sağlam gelsin. Ha? Tabii. Mutlaka. Şöyle. Abi çevre kontrolünü sağlamak için illa bir şey çaldırman gerek yok. Ya. Aynen öyle be abi ya. Yani bu da abartmış ya. Hani mesela. Ama değişik bir fikir yani. Artık bu da artık böyle. Bence Arteta ile ilgili, hocalığına ilgili zaten bir şey söyleyeyim ama bir yerde böyle bir hocalar fark ediyor musunuz? Bir şey yaratayım istiyor evet, mesela. Farklı bir şey yapayım mesela istiyor. Atıyorum antrenmanda herkesin taktiği vardır. Bunu Pep Guardiola yapıyorsa sen yapıyorsun anlamına gelmez. Mesela topa yere vurduruyor. İşte, dikkat çalışması falan bunlar var. Bunlar zaten Pep Guardiola yapıyor. Ben de yapmam lazım tabii ki. Tabii.
Hani bunu zaten Pep Guardiola yapıyor ama benim egom var ben yapmayayım diyenler kaybeder. Aynen öyle. Anladın mı? Ama Pep Guardiola bunu yaptırıyor. Ben de yaptırırken ben de bir şeyler bulayım'a gidenler kazanır zaten. Aynen öyle. Yeni bir şey. Bu da o tarz bir şey ama bence bu yanlış. Biraz zorlama olmuş yani. Yani anladın mı? Kendi oyuncunu da yani soydurmazsın yani. Soydurmazsın abi. He? Belki hakikaten içinden biri tırnakla devam etti. Olmaz anladın mı yani? Hani ne bileyim bu iş bunun sonu yok. Yok tabii canım. Saçma sapan şeyler olur bu sefer. Kesin. Anladın mı? İşler sonu karışır. Ya bize mesela ben Andres'e gittiğimde bir takım team building diye bir olay vardı. İşte sana anlattım çoğunu. İşte ne bileyim 3 gün deniz kenarına gittik Ostende'ye. 1 saatlik yol. Futbol ayakkabısı yok. Dedim ki Serhat hani hoş geldin Avrupa yani. Herhalde. Bu kamp dönemi değil mi? Kamp dönemi ama ilk yani sadece 3 günlük gidip geleceğiz. Sonra asıl Hollanda'ya kampa gideceğiz. Bu böyle 3 günlük dedim ki herhalde futbol ayakkabısı yoksa bunlar bizim içimizden geçecek. Pasok bir şey yapacak. Bir şey yapacak. Kondisyon yükleyecek. Abi kondisyon yüklerken bile o kadar eğlenceli bir 3 gün geçirdi ki. Yani oradaki takım arkadaşlarımla 3 sene beraber geçirmiş gibi hissettim. Neydi uygulama? Yani mesela Fenerbahçe'de bazı kişilerle 3 sene sonra bile kaynaşamıyordum mesela. Öyle şeyler de oluyor. Tabii. Bu her takımda oluyor ama orada mesela işte bir en sondakini anlatayım. Ondan önce de bir şey var onu kısa anlatacağım. En sonda böyle triatlon gibi bir şey vardı. Kanu vardı, koşu vardı, bisiklet vardı. Bisikletle koşu karışım vardı. Ama şöyle 10 kilometre bisiklet vardı. Ama işte Ecem benim takım arkadaşım. Ecem'le ben ama bir bisikletimiz. Herkesi meşlediler takımdaki 2-2 yaptılar. Ve özellikle meşlediler. Mesela yaşlı genç, işte genç genç, yaşlı yaşlı fark etmez. Yani mesela atıyorum orada abi kavramı yok ya. Ama mesela Zetterberg vardı. Per Zetterberg biliyorsun İsveç'ten önemli futbolcusu. O mesela 35 yaşında ama 17 yaşındaki çocukla beraber. Şimdi düşünsene abi ben 17 yaşındayım. Rüştü abi 35 yaşında ve onunla bisiklete biniyor. E adam inmeyecek ki bisikletten. Sen yürüyeceksin o binecek. Biliyorum ki ben 10 kilometre. Şimdi Rüştü abi diyeceğim ki in ben bineceğim. Mesela hani şöyle bir omuz hareketi var onun omuzdan gelen. Anladın mı? Hani şimdi ama orada mesela bir komünikasyon başlıyor. Ecem'le ben takım arkadaşıyım. Ecem'le biz hiç konuşmamışız ve ilk defa iletişim kuracağız. Nasıl? İşte bisiklet. Ecem bu sefer diyor ki bana yoruldum. Tabii. Mu sen? Çünkü koşan benim ya o bisiklet üzerinde. Değişelim mi? Bak bu böyle birinci diyalog. İkincisi işte Ecem istiyorsan şey yap birazcık da ben iyiyim. Yani bunlarla falan kanoya gidiyoruz. Sonra kanoyu beraber o da biliyorsun kano herkes tabii kafasına göre çekemez. Şey yapamaz küreyi sallayamaz. Ondan sonra öyle bir maraton. En sonunda iki bisiklet alıp finale gitme falan. Abi 3 gün hayatımda yaşamadım. Ve teknik adam olma hayaliyle ilerlediğim için. Bir yerden de teknik adamlık yaptığımda bunların hepsini uygulayacağımı böyle bir kenara yazdım. Herkes bir teknik adamdan bir şey alır ya. Acayip şeyler öğrendim. Mesela bir tane daha bir şey söyleyip geçelim. Bir iki tane ağaç ve bir ip var. İp de boğaz boyunda. Hı hı. Tamam mı? Takımın yarısı öbür tarafta, takımın yarısı bu tarafta. Mesela İki tane takım var. Mesela 20 kişiyiz ya. 5 orada, 5 burada, 5 orada, 5 burada. İp var ve bir tane uzun bir tane tahta var. Bütün takım bu taraftan bu tarafa geçecek. Nasıl geçecek? Bilmiyorum nasıl geçecek. Onu burada söyleyemem. Meslek sırrı. Ama mesela geçecek. Nasıl geçecek? Şimdi kafanızı kurun nasıl geçeceğini. İpe değmeyecek tabii ki. Tabii. İşte omuzda tutup İpten herkesi geçirebilirsin. Son kişi kalıyor falan filan. Bir kafanızda şey olsun belki bir gün açıklarım. Oo çok iyiymiş bu. Peki. Psikolog ama bunu antrenörün yani bizim psikologumuz var. Mentor var. Mentor var. O ve Joachim diye inanılmaz birisi. Benim kendim psikoloğa ihtiyacı var diyen birisi. Oradan samimiyeti kazanıyor. Mesela bunu bize uyguladı hocayla. Mesela ben yani hiç böyle bir şey yok. Döndüğünde bambaşka bir şeydin değil mi? Yani ben zaten 5 sene Fenerbahçe'de hani az yıllarımdan azar işitmekten benim tek psikolojik şeyim oydu aldığım ders. Ama burada mesela böyle şeyler vardı bunun gibi. Aynen öyle. Aklıma bu geldi biliyor musun? Seni tebrik ederim. Benim bundan bunu mu çıkarttın? Max Boğaziçi'de diyebiliriz abi. Bu çocuğu, sen kaçıncıydın toplamda? 500. oldu üniversite sınavında. İşte bak bu çocuk üniversite sınavında 500. oldu. Tamam ben sana şunu söyledim. 500. çok abartmayın büyütmeyin demedim mi? Burada ben dedim ya. Yine Esaret abi haklı çıktı. Evet. Siz dedim ki 500 bana tamam. Bana açtı bu sefer ha. İşte bak şeyde vardı. Zübeyde de vardı. Abi öyle yapma hani şey 500 yapmadım. Gerçekten iyi bir rakam Türkiye genelinde değil işte. Hayır. Nasıl değil abi sen ya? Vardın. Evet. Ben beyin olarak yokmuşum o zaman ha. Abi. Yok hani şey yani sayı olarak tabii ki önemli milyon insan için ama hani 500.sün sonunda mesela. Vallahi Alpas sen düşün, olimpiyatlara gittim geri geldim kaçıncısın 500.'üm.
Onun gibi bir şey bence bu. Örneği atarız. Tamam. Örneği yollarız. Ben de kendi örneğimi atabiliyor muyum? Böyle bir imkan var mı? Devam edelim. Bu ne peki Alparslan? Açıklar mısın bize? Gerçek tavuk mu? Şöyle bir şey abi bu. Gerçek tavuk. Sonra yiyecekler bunu. Masada bir hesap ödeme durumu var. Tamam. Ve herkes telefonunu masaya koyuyor. Bir tane de tavuk var. Tavuk nereye giderse, hangi telefonun üstüne durursa. Ama tavuk gerçek tavuk değil herhalde. Yok hayır. Yok. Oyuncak tavuk. Oyuncak tavuk. Kurmalı, kurmalı oyuncak tavuk. Hmm. Nereye giderse orada peki, durursa o kişi hesabı ödüyor. Bütün hesabı. Arkadaki yemekler ne? Bakalım o kadar emin değilim. Asya mı bu? Evet. Of. Arkada yemekler var. Hesap yani yemek yenmemiş ki. Tam bunlar yenecek, hesabı ödeyeceksin. Önden belirliyorlar yani. Tamam bunlar baksana masaya don atmış birisine bu tavuk hesabı kilitleyecek. Artık ne gelirse. Evet. Böyle bu tavukta hile var mıdır peki? Vardır. %1 milyon. Tavukta hile olmasa bile. Neyde onu, var? Tavuk yok vardır kesin vardır. Tamam. Kim mesela onu kurdu bıraktı oraya acaba? O eliyle bırakan var ya. O bu işin içinde. Kurdu. O bu işin içinde abi. Hangi yöne doğru bırakırsa o nerede biteceğini içinde biliyor. Böyle bir challenge var bu arada. Yani nasıl challenge? Şey, belki sen görmüşsündür Ecem. Kızlar mesela işte ilk kimin sevgilisi ararsa hesabı o öder diye sevgililerinde acil durum var. Beni ara yazıp telefonları evet ortaya atıyorlar. Aa. Böyle bir olay var. Aa, deneyelim mi bu bölümü? Benim tamam, bu telefonla ilgili bu ara. Aramayalım abi. Oha doğruymuş. Bir tane film vardı ya bu telefonla ilgili. Herkesin telefona bakabiliyor muydu neydi? Evet. Hatırladın Türk mı? Filmi. Yok. Yabancıdan çaldı. Yabancıdan çaldı. Aynen o evdeler. Evet. Aynı evdeler. Herkes ona bir tane bir akşam iş yemeği arkadaş arıyor kadını. Evet. O arıyor mu arıyor. Ortalık karışıyor. Çağlar Çorumlu oynuyordu Türk versiyonunda. Bizim bu, benim bu travmalarım ne olacak? Ben çok izlemiş. Bir tane yalandan süper kahraman var ya bir tane çocuk. Oynuyor. Kim o ya? Türk? Türk. Süper kahraman. Süper kahraman. Şükrü mü? Özyıldız. Özyıldız. O da Demet Özdemir'le bir şeyde oynadığı için evet, yakaladım. Evet, anladım. İki bölüm. O da ya. Hatırladın filmi. Hatırladınız mı onu? Evet. Bunun gibi bir şey senin anlattığın. Hatta yani filmi bilmeyenler için söyleyelim hani spoiler vermeden. Abi halı sahada mesela bunlar arkadaş halı saha mesajı geliyor bir tanesine gelmiyor. Ne yapalım filmi mi seyredelim? Ne? Otar yaptı. Ne dedi? Niye reklam yapıyoruz bedavaya? Doğru söylüyor. Çünkü bunu okumuş ya. Sen o işin profesyoneli burada. Peki. Sen bu film okumadın mı? Evet. Bah inanılmaz. Bu filmi seyrettin mi? Friendly Fire. Beğendin mi? Oluk oluk. Yok canım artık zaten roket olamaz. Film güzel ama. Bak bu film çok enteresan mesela. İlginç ama bunun orijinali yabancı. Evet. Tabii uyarlama bu. Uyarlama değil ya birebir çalmışlar zaten. Sahneler aynı, cep telefon markası aynı yani. Her şey aynı, birazcık böyle uyarlı anladın mı? Haklarını satın almışlardır. Nasıl satın almışlar böyle ya? Hak satın alınır mı ya? Alınmamıştı ya hatta çok olayı oldu değil mi bunun? Haklar löpü löpü götürmüşler. Tabii. Mesela bu bir yabancısı daha etkileyici. Bizimki biraz soft kalmış. Bizimki klasik böyle ama yabancısı biraz daha sert. Ve bu acayip bir şey ya. Düşünsene mesela. Bu filmi düşünün, bunu yapar mıydınız? Ben size söylüyorum acayip bir şey. Ben yapardım bu arada ya. Ne? Bilmeyenler var ama bak, bilmeyenler için evet, söyle. Sen zaten yapardığın için Kore'ye kaçtı ya kız. Çok yüklendi. Kime? Yok be, bir şey söyleyeceğim. Bilmeyenler için ne olduğunu söyleyelim ki. Söyle. De ben söyleyemiyorum işte, çekiniyorum söylemeye. Ürkütücü kanka bu böyle. Bakma bu acayip değişik bir şey yani. Bir mesela, arkadaş grubu. Arkadaş grubu ve sevgili bunlar. Evet. İşte atıyorum karı koca. Hepsi değilim, flörtleşen de var. Bir şey karı koca var. Bir sevgili var. Bir tane var. Arada ne olduğu belli olmayan da var. O eşinsel da çıkıyor. Eşinsel. İşte ondan da var. Ne? Eşinsel. Evet. Filmi anlatmamaya çalışıyorum. Anlatırıyor zorla. Hayır, ben anlatmamaya çalışıyorum. Arkadaş, evet. Sonra telefona diyorlar ki telefonlarımızı masaya koyalım, gelen mesajları birbirimize okuyalım, film evet olsun, gelsin izlesinler. Ama tabii ki şöyle yani mesajlar acayip geliyor yani. Tabii. Nereden ne olduğu belli değil. Şu an sizin okuyabileceğiniz bir şey var mı? Benim Allah şükür hayatım hoca kimseden saklamadığım, gizlemediğim her şey burada. Dur ben de saklamadım, var. Saklamadığım, gizlemediğim bir şey kalmadı. Her şeyi söyledim. Her şeyi sakladım, gizledim. Yok, hayır. Benim her şey açık. Bak mesela bir kızla tanıştım. Tabii eskiden de mesela. Bir kızla tanıştım. Böyle var. Ve geçen Berkay'ın abisine buraya gelmeden oturuyoruz. Arkamızda genç bir çift vardı. Kız kalktı gitti. Niye? Çocuğun telefonu. Evet.
Ve çocuğun telefonunu mu karıştırdı? Telefonu vereceksin diyor. Of. O da vermeyeceğim diye. Çocuk da vermeyeceğim diyor. Bak şimdi vermeyeceğim dediğinde kaybettin sen. Evet, maç, evet. Maç bitti, düdüğü çal, kaybettin. Niye? Vermemek hakkı değil mi? Düşünsene dedi? Şimdi ya sen sevgilinin telefonu isteyeceksin. Sevgilin sana diyecek ki vermiyor. E zaten bu bir, kaybettin. İkincisinde işte şöyle şöyle falan uzattı uzattı, kız da bayağı dominant falan. Vurdu kalktı kırdı gitti kız. Aa. Tamam mı? Şimdi bir kere. Yöntem neydi? Yöntem şu, çok net. Orada, taktik mi var bunda? Çok net. Al senden ay, ne saklayacağım? Çok... Tabii yok yok, şu olay şu. Şimdi bu telefon, bu çok telefon korkunçsunuz benim. Ya. Bunda neyi korkunçum ya? Bir şey söyleyeyim, benim karşım yani sevdiğim veya sevgili olduğum insan benim telefonumu istiyor. Zaten hangi ki... surat ifadesiyle ne yaparsın? Şimdi net ya mi? Yap, oynayın ikiniz, ben izleyeceğim iste, buradan. Telefonu iste. Telefonu verir misin? Veririm. Bu telefonu sana veririm. Bu telefonu sen aldığın takdirde içinden bir şey çıkmazsa senden dakikasında ayrılırım. Al buyur. Bitmiştir. Oh. Çünkü bak, bak şimdi sen bana güven, sen bana güvenmiyorsun ya. İnanılmaz. Şimdi sen, bu Cem Yılmaz taktiği. Şimdi mesela bu, bu abiye yapılır mı? Bak aldatmış. Sen ne yapardın böyle bir cevap karşısında? Şimdi kurcalayacak şimdi bunu. Bunu kurcalarsa. Kurcalar mı? Ya kurcalayamaz. Nasıl kurcalayacak? Kurcalayamaz. Değil şimdi, mi? Çok riskli. Ama bu sefer vay, de. Vay vay vay. Şunu da benim tek şansım bu. Blöf bu işte, mi yapıyor? Tamam ama bu blöfü sen yemen lazım ya. Yemem lazım. Yemen lazım. Kurcaladığında da ayrılacaksınız ama zaten. Sen zaten o ya dur bir dakika, bir mesaj geldi, bir aramam lazım, hemen benim. Bunlara girersen kaybedersin. Ha. Bitti. Burada net. Buyur telefon senin. Allah bu koysun. Telefonu açtığın takdirde ve kurcanın takdirde içi boş çıktığında seninle benim için bitmiştir. Tamam da seninkinin yani her türlü ayrılırsınız diyorum. Hayır, kurcalanmazsa o zaman devam. Ayrılmıyorsun. Sen, ben kurtarmış ha, oluyorum. Sen kurtarmış evet. Oluyorsun. Sen zaten kurcalanmasın diye. Şimdi, karar veriyor. Okey anladım. Ama tamam. Şöyle, burada şu an şey olmasın. Şimdi telefonu istememin sebebi bana zaten güvenmiyor. Bu bir. Ben de diyorum ki bana güvenmiyorsan. Elinde bir donesi vardır belki. Önemli değil. Bir telefonu al, bana güvenmiyorsun ya sen. Ama eğer bu telefonda bir şey çıkmazsa bu sefer ben sana güvenmiyorum ve ayrılıyorum. Hiç böyle bir şey yaşadın mı? Çok. Yani bunun ustası. Ne yaptın? Bunu mu? Bu taktik mi? Bunun imalatını, yeri gelen imalatını, ithalatını yaptık biz. Berkay sen? Patenti bizde bu işin. İstedin mi peki? İstemedim. O istedi ben mi? Ben mi istedim? Sen hiç istemedim. Beni isteyen benimkini çok isteyen. Ama senin şöyle bir taktiğin de var bir dakika. Onu da. Ve hep benimkini istemeleri de bir çok şey. Bir taktik daha var onu da anlat. Neyi? Neyi? Telefonu ortada bırakma. Evet. Ama telefonu her zaman şöyle bırak, kılması gerektiğini söylüyor Serhat abi. Şöyle koltuğa mesela şöyle atacaksın telefonu tabii, ortaya telefonu bırakıyorsun ama kesinlikle ters bırakacaksın. Yani. Kesinlikle. Şu. Telefon bu şekilde durmaması lazım. Kafamda kötü zaten şeyler canlı. Zaten bunun için bak bu telefonu bir kere ekran hani. Korkunçsunuz. Yok. Korkunçsunuz. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürmek isterdim ama ondan da anlamazsınız ki. Yok bak mesela evde bunu mesela bir tane işte dedim, koltuğun üstüne bıraktın. Cama bir şey olmasın diye bunu böyle bırakman lazım. Ya. Bunu böyle bırakırsan camın üstüne bir şey düşer. Allah aşkına. Nasıl? Koruyucu cam var. Ama her şeyden korumuyor. Siz kesin bildirimleri de kapatıyorsunuzdur. Yok hayır. Sen niye bize o sen ne bildirimi? Pardon. Arşivlenmiş yani mesela diyelim şey ki WhatsApp'tan gelen bildirimleri kapatıyorsun. Mümkünatı yok. WhatsApp'tan gelen mesaj kimseyi ilgilendirmez. Gerek yok. Ben girerim sonra bakır. Abi niye bildirim gelsin mesela? Dünyanın en saçma şeyi. Düşünsene arabada gidiyorsun. İşte atıyorum CarPlay'e bağlandın. Lap mesaj geliyor. Niye mesela ki bunu? Sen sonra gir bak abi. Özel. Evet abi özel bu evet. Saçma bir şey yani. Ecem almadı mesajı. Biz buradan evet. İyi bir şey mi yapıyoruz? Ben anlamadım şey ya. Ecem almadı. Sen mesajı. Anlama boş ver. Tamam. Boş ver. Gerek yok. Her şey zaten iyi gidiyor. Şimdi CarPlay. Senin yolculukları. Evet anlam bunları bozmayalım. Bir dakika CarPlay derken. Arabayı bağlıyorsun. Arabada diyor abi. Yani ha. Arabada telefonu bağlıyorsun. Şimdi düşünsene sen sevgilinle arabada gidiyorsun. Tamam. Ve telefonu bağlı. Tamam. Lap diye mesela bir tane kız ismiyle mesaj geldi. Ve belki de kötü bir şey yok. Gerek yok yani o şeyi yaşamaya. Anladın mı? Belki anladım. Mesela. Ne bileyim abi reklamcı kız belki anladın mı? Tabii. İş güç bir şey. Okay. Demez. Anladım şimdi. O yüzden o kalsın mesela bildirimleri kapatın abi gerek yok. Bildirimlerin kime ne faydası var mesela? Bana faydası niye? Var. Niye? Zübeyde yazıyor bana gece. Abi Zübeyde yazıyor ya sana okursun sen girdiğinde.
Girdiğinde gör diyorsun. Sana anladım. Zübeyde'nin sana yazmasında bir sıkıntı yok. Bu bana biraz şey ama geliyor. Ama Zübeyde bana yazsa. Ne geliyor? Zübeyde yazıyor orada ve ben arabadayım. Ne, mesela Zübeyde de burada. Ha. Şimdi sen anlat bunu mesela Zübeyde ile ben çalıştığımı nasıl anlatacağım? Ha. Aynı işe biz yarın program için bana görsel yolladı. Bak, zaman. Bak şimdi düşünsene kız arkadaşım var arabada yeni tanışmışım. Ha. Arabada Zübeyde'den mesaj geldi. Ve ben Zübeyde'nin kim olduğunu şöyle açıklıyorum. Zübeyde ile biz aynı şirkette çalışıyoruz. Yarınki maç için bana görseller yolladı. Buna kim yer? Yani, gece mesela 1'de geldi mesela. Ya ben mesela bunu yedim bile yani. Yerim çünkü iş bu. Gelebilir. İşte %80 ben yemiyor. Ben mi çok şeyim ve ben safım, bunu açıklamaktan anlamadım. Çok yoruluyorum. Ha kızlara anlatmaktan. Sen bir şey olduğundan değil açıklamak. Evet açıklayacağım bunu. Okay. Ben niye açıklayayım abi bunu? Ama yine de bildirimleri kapatmayın. Yani. Kapatın. Kapatın. yok kapatmayın. Anlatıyorsun bunu. Niye anlatıyorum ben sabahtan beri? Kapatın. Ben bak, benim görüşüm. Bak kapatmak hayat bildirimleri kurtarır. Kapatmak bence hiçbir şey olmasa bile biraz böyle ihanet gibi. Asla. Oo sen de ne yaptın ben ya? Ben bugün çok agresifim ya. Lan biz daha büyük şeytanmışız ha. Sen siz kadınlara falan yapamadan değilmişiz. Bildirimleri kapatmak yani bir şey olabilir ihtimaliyle bildirimi kapatmak zaten bir ihanet gibi geliyor bana. Niye kapatasın bence ki? Ecem bir şey geldi diyelim. 15. bölümü çekmeyecek. Onu biri görmeyiz biz. Hayır bir şey geldi diyelim. Açıklanabilecek bize. Bir şeyse zaten neden bildirim kapansın? Senin sevdiğin erkek WhatsApp bildirimini kapatırsa senin için ihanet mi gibi geliyor? Yani görmeyeyim diye kapatıyorsa. Görmeyeyim diye kapatıyorsa evet. Uyuyacaksa kapatıyorsa okey. Abi şimdi bilmiyorum ya o işi. Meslekten mesleğe değişir. Mesela atıyorum futbolcuysa maçı vardır yarın. Ne bileyim işte ofiste çalışıyorsa şeyi vardır. Mesaisi uyku şeyi vardır. Evet abi dıt öttü bildirim geldi. Mesela, anladın mı? Herkes farklı şekilde kullanabilir tabii. Aynen. Bence yorumlara yazsın. Yorumlara yazın. Ben bir şey benim dediğim evet. Bak telefonu her zaman böyle koyun. Bildirimleri kapatın. Bir yapın bakalım daha mutlu oluyorsunuz. Bir deneyin abi ne var ki bunda? Bence hayata bir kere geliyoruz. Evet abi yorumlara yazın. Hiç şeffaf gelmiyor bana bu. Hiç şeffaf değil. Hiç şeffaf değil. Hiç güvenilir değil. Nasıl? Telefonu ters koymak mı? Telefonu ters koymak, bildirimleri kapatmak. Evet. Ama şimdi ben yani elim alıştıysa sürekli böyle koyuyorsam tam uyarır, şeyim yoksa, uyarır karşındaki tamam, bir daha yapmazsın. Madem bu mesaiye girdik o zaman bunu biraz daha derine girelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bildirimler komple açık. Evet. Telefon komple çıplak masanın üstünde. Hı-hı. Yine de aldatabilir miyim? Evet. Tamam bitmiştir konu. Tamam. Yani şunu ne yaparsan yap. Senin ve benim için geçerli. Vallahi tebrik bak, ederim deli ya. Deli yürek kuşçu. Ben doğru. Madem derin istiyorsunuz tam derine girelim. Abi şimdi bununla, ya. bununla bir insanın seni aldatıp aldatmadığını çözemezsin abi. Bitmiştir. Ben burada sevdiğim insanı bir saniye aldatmıyorum ve burada her şey temiz. Ama kafamda zaten aldatma var ya. Evet. Kalbe de gerek niyetim yok. Niyetim kötü. Ya. Niyetim de varsa benim bir kıza bakmak zaten bitmiştir abi. O yüzden bunu benim anlattıklarım hikaye bu hiçbir şeyin kanıtı değildir. Aynen abi. Öyle. Kafanda varsa ben zaten yaparım abi. Bu kapıdan çıktıktan sonra yaparım. Ve zaten sen bunu engelleyemezsin biliyor musun? Tabii canım. Ve ben de seni engelleyemem. Ama zaten ikisi birbirine güveniyorsa o yüzden hani bu telefonu ver bakayım var ya boş abi. Yok o hiç anladın mı? Ben zaten sen birisini seviyorsun birisi de seni seviyor değil mi? Zaten bu ikisi birbirini aldatmak istiyorsa aldatır. Hiç kimsenin buna şansı yok. Zihinde bitiyor yani. Bitiyor abi. Tabii. Doğru. Bitiyor o yüzden bu yalan yani. Telefonu ben böyle koymuşum. Burada. Burayı alın bak. Burası bitmişti. Burası temizse bunun çok kirliliği çok önemli değil. Deli yürek kuşuyla program yapıyoruz. Yine de ne bileyim şeffaflık. Okey onu okey. Şeffaf olabilirsin. O bak o ne biliyor musun? O bu işin tuzu biberi. Hı hı. O senin ilişkindeki dinamikler karşı taraf, tabii. Dinamikler aynen, anladın mı? Bravo. Ama bu değil olayın şey dinamiği bence. Tamam son bir soru Zübeyde. Tabii ki. Zübeyde sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bir kadına yani Melisa da burada. Melisa çok bizde değil bugün ya. O biraz böyle Spider-Cam'de bizi biraz yalnız bıraktı. Evet, iki kadına sorup geçelim. Ne diyorsun? Yani bence şeffaflık temel. Yani telefonun bir sebep olması önemli değil ama telefonun da böyle koyması insanın kafasında bir şüphe yapıyor. Karıştırır. Kafasını karıştırır. Ben telefon karıştırılmamasını da taraftarıyım. İşte bu. Karıştırmayacağız ya. Zaten canım. Benim anlamı istediğim bu. Mesela bak yemek yiyoruz. Böyle koyması saçma onu diyorum. Erkek ve yakın arkadaşlarım. Süper. Yani bana yazıp bu sana niye bu saatte yazdı muhabbetine girmek, açıklamasına girmek istemediğim için. Evet. Genelde telefonumu böyle de koyarım.
Şimdi bile yani seni bana seven insan sana güveniyorsa senin saat kaçta kimle görüştüğünün bir önemi yok. Çünkü sana güveniyor ya. Sen de sadıksın ya. Bitmiştir konu kanka. Olay bu telefonu ben nereye nasıl attım önemli değil ki. Ya düz at, ters at, takla attır. Ve bunu bak bunu da test edin. Yani siz test edin onu da değil. Telefonu ters koyduğunda bunu zaten sorup bundan şüphelenen insan seni ileride çok zorlar. Sen bu telefonu nasıl koyarsan koy önemli. Niye ters koyuyorsun? Abi bu telefon. Ben Zübeyde ile o kadar aynı tamam kafadayım ki bu yerim telefonun seni ya. Mesela tam o zaman onu da açıklayayım. Onu da açıklayayım. Direkt markayla yakın çalıştığım için. Şimdi bu telefonun üreteni bu telefonu bu şekilde koyacaksın diye bir satış yapıyor mu mesela? Kuralı mesela bu mu? Hayır tamam ama kapatmak mesela, bir şey gizlemek oluyor ya. Yok evet. Niye öyle düşünüyorsun? Hayır yani eğer ya mesela bu telefonu böyle kapatınca aldatmıyor. Böyle kapatınca hayır, aldatma ihtimali var. Hayır bak aldatıyor. Peki bu telefonu üreten bu telefonu böyle koymamam gibi bir şeyi açıklaması bir şey var mı? Rahmetli Steve Jobs. Bir şey söyleyebilir miyim? Burada büyük bir markaya aşırtma yaptın. Seni tebrik ediyorum. Ölü insan üzerinden gel gel yapalım da ilk defa gördüm marka. Böyle bir şey ilk defa gördüm. Yani seni tebrik ediyorum, bu bambaşka bir seviyeye erildi yani. Yakaladım burayı yani. Aldatıyor ya da aldatmıyorsun da değil. Değil, değil o değil o değil. Hayır ben ona sonsuz güveniyorsam onun da bana sonsuz güvendiğini ve karşımda o derece rahat olduğunu hissetmek isterim. Gerek yok zaten böyle koyduğu telefonu ben kurcalamayacağım. Aynen öyle. Hayatımda hiç öyle bir şey yani yapmadım. Şimdi sen girdin. Gidiyor soruyorum gidiyor zaten. Göz gidiyor, o göz var ya gidiyor. Onun da geliyor ama gözü. Gidiyor. Böyle bak göz böyle. Hayır abi bak. Bu ne abi bu? Ben mi yaptım? Yok yani mesela bu ne bu? Bunu mu açıkla? Düşünsene burada oturuyor ya. Böyle yapıyor birisi. Bu ne? Ben yapmadım öyle sen bir şey. Sen için demiyor muyum? Tamam. Ben nereden bileyim senin yaptığını? Bilemem ki. Geçen bir yaptı sanki. Var mıydı? Ben mi? Böyle ben yaptım. Öyle göz ucuyla bakmam. Kim derim? Tamam yani. Şöyle yapıyor musun şu hareketi? Ya yapmıyorum. Direkt bakıyorum. Kim diyorum. Gerçekten yapmıyor musun? Yemin ederim. Soracağım bak. Sor. Şunu yaptı mı? Sor. Şunu Ecem yapıyor mu? Ay. Bir şöyle bir şey bir ya, hissettim geçen. Bir şey söyleyeceğim. Böyle. Gerçekten. Bu çevre kontrolü. Hayır. Böyle bir çevre kontrolü. Toplu ortamdayız diyedir o. Bütün 360. Iniesta bu. Şu. Xavi bu. Şimdi burada ben Ecem'le konuşuyorum ya. Buradan sana gelen mesajı ben görebiliyorsam bu sen Xavi'sin abi. Senin hayal evet. Sen Iniesta'sın. Anlıyorum bunu bu arada. İsmail yüksekten de kurtulamaz. Yok kurtulamaz. Altta pot falan da yani. Yok yemez. Yakalandın. Yapmadım. Seyircilere sormuş olalım böylelikle. Neyi? Yorumlara yazsınlar. Neyi sorduk seyircilere? O kadar çok topik var ki. Bir şey söyleyeyim buradan sonra yazılmış. Telefonu ters mi koydun? Belanızı versin evet, ayrıldım. Ayrıldım ilişkin kız bitti. Kız arkadaşım kavga etti. Şeffaflıktan yana oldun her zaman. Sizin yapacağınız telefonları açık koyun. Biz buraya eğlenmeye geldik. İlişkimiz bitti ayrıldık. Telefonu kafamda kırdı falan. Olabilir evet. Olsun ya. Neyse. O da bir, geçelim. O da bir etkileşim. O da etkileşim. Devam edelim. Ben de öyle bir şey yapmadım. Koça ne? Geçelim ya. Aynen. Peki. Koça geçelim. Tavuktan koça mı geçiyorsun? Şimdi sosyal medyada viral oldu. Evet. Bu paylaşım. Ve sanırım bazı sendikalar da harekete geçmiş. Ne için? Öyle bir şey de okudum. Bu paylaşım yüzünden. Şimdi bir günlük mesaisini paylaşmış bir hanımefendi. Koç grubunda çalışıyor. Ve böyle bir reels çekmiş. Ve Reels çok ciddi bir şekilde gündem olmuş. Çalışma şartları anlamında tabii söylüyorum. Sürekli terasta kahve, sigara. Sigara sağlığa zararlıdır. Evet, tütün ürünleri diyelim, burayı bipleyelim. Şimdi şöyle, ya, çalışma ortamının iyi olması tabii ki her çalışanın arzu ettiği ve süper. Yani bu maksimum olması lazım zaten. Çalıştığı ortam gerçekten çok ağır bir ortam. Yani bunu psikoloji çok kolay kaldıramaz. Niçin? Çok zor yani. Eşi benzeri yok ama böyle bir orta hani. Ağırlık kaldırıyor falan. Tabii. Burada. Spor yapıyor. Yok şöyle ben mesela bunlarla ilgili şey yapmam. Şimdi her kurum mesela atıyorum işte rahmetli Steve Jobs'un onu mesela ortam farkları ne bileyim Elon Musk'ın Elon Musk'ta herhalde millete taş taşıtmıyordur yani. Tabii canım. Şimdi bu kurum çok büyük bir kurumdur ki kurum çok büyük bir kurum. Çok acayip bir şeyi vardır. Ona bir şey demem. Çalışma şartları ama tabii var. Birazcık böyle sosyal medyada böyle yapınca şu anki ülkenin mesela ben 5 yıldız otele gittim böyle yemek yemedim mesela.
Evet. İnsan böyle bir yadırgar ya. Yok şöyle şaka. Buradaki en, yani, en can alıcı nokta hanımefendi bundan, kokteyl falan yapıyorlar. Hanımefendi abi. Bundan evet. Şikayet etmiyor değil mi anladığım kadarıyla benim. Hayır hayır çok yok, rahat yok, iş yerim iyi. Evet, evet. Masam çok tatlı diyor. Bak bunları okuyayım. Ama şimdi böyle bir kurumda bilgisayar ve ne üzerine çalıştıktan az çok herkes biliyor ya. Şimdi kokteyl hazırlıyorlar mesela. Tabii farklı kokteyl etkinlik, eğitimi var mesela. Yapıyor. Etkinlikler var falan. Bizde niye yok burada? Burada niye yok? Vallahi hiç yok. Döner dışında bir şey yok burada. Yediğim en iyi döner. 10'uncuyu görmemeye kararlı. Bak bir yeni kapıyı kapattım. Buraya da bizi kovduracaksın. Nerede çalışacağımız belli değil. Yediğim en iyi gidip döner. Böyle... Ha, Bayramoğlu'nda başlarız. Şöyle, yani bence videoda bir şey yok. Bence de yok yani. Çünkü şöyle abi herkesin... Keşke her çalışanın şartı böyle olsa yani. Tamam ama olmayabilir ya. Mesela keşke olsa. Şimdi bu kardeşimiz Türkiye'de önemli bir insan. 500. olmuş. Boğaziçi Üniversitesi'nde. Mezun olamadı ama. Sürünüyor burada mesela. Ama o kız mesela 5000. olmuş. Ama yani i̇şte kariyer tercihi. Kariyer tercihi. Kariyer tercihi yani bu. Kariyer tercihi. Ama bu kardeşimizle biz ölene kadar gideriz mesela. Tabii. O ayrı. O ayrı. Bizim için böyle... Ya bir de bu tabii sosyal medya paylaşımının altına da o asıl olay o. Fenerbahçe taraftarı da demiş ki Fenerbahçe taraftarı şu Fener'e bir güzel orta saha alamadın diye. Bir tanesi de şey yazmış bunları yemek yedireceğinize bir tane orta saha. Asıl komiği o yani. Yoksa paylaşayım abi insan iş yerini paylaşamıyor şimdi bunda kıskanma abi mesela şimdi atıyorum Apple'da ne bileyim Amazon'da bir yerde çalışan çok üst seviye birisinin tabii. İşini nasıl ki ben okumamışım yani. Tabii canım. Tabii. Şimdi onun o oraya gelmiş bir seviyeye gelmiş. Onu... O gruba girmek de zor yani çalışmak. Zor abi mesela tabii oraya yani. Girmiş ve iş yerini paylaşmış. Bence hiç aşağılayıcı. Ben baktım çünkü dikkatle. İş yerini mesela bir de o şeyimi deski masama bakın çok tatlı falan. Böyle hiç şımarık hiçbir hareket burada yok bence. Burada sorulması gereken soru şu keşke... Her yerin şartları keşke. Buna yakın olsa yani. Keşke. Zaten çok problem oradan ya. Başlıyor tabii. Yani. Evet yani ama çok mesela bir kurum değil. Bunu yaptığı için bence örnek de gösterebilir. Tabii, tabii ki. Tabii ki. Herkesin örnek alması gereken bir durum. Çünkü niye? Böyle bir ortamda insan tabii ki çok verimli olabilir. Çok iyi konuştun yalnız. Ben Koç mi? Grubunun... Acaba bir sende şey mi? Başka neydi bunun? Ne? Var ya bir tane bizim fanımız. Onun gibi konuştu da. Acaba kime mesaj yolluyor falan. Fanımız dediğin. Yok öyle mesajım. Fanlarımız var bizim belki gizli. Tabii tabii. Ben iddia ediyorum. Sevgi, iddia sevgi ediyorum, nefret baş, ilişkisi. Tabii baş ucunda benim resmim falan vardı posterler asıktı. Çünkü olamaz yani bir insan için. Düşünsene ben seni sürekli konuşuyorsam ya sana gizli bir hayranlığım vardır. Yani ya resimlerim evdedir ya başka bir şey. Düşün, sürekli. Duvardaki resminle. Oradan hemen bir Cengiz Kurtoğlu. Şöyle öyle bir fanımız var. Sen de buradan aynı şeyi söyledin. Aynı cümleyi Allah söyletti. Ben aslında bunu söyleyerek evet yani Koç grubuna mesaj yolluyorum. Evet ne mesajı orta sağlam. Beni de alın. Fitness'te mesela. Orada hocalık yaparım PT. PT mesela. Ne olacak abi sonuçta sporun içinden giriyoruz. Sende de var mı öyle şeyler? Tamam beraber gideriz. Bizi de alsınlar. Ayak tenisi oynatırız. Para bul da istemiyorum. Oradaki zaten ortam yeter. Kokteylini içersin. Kokteyl sallarız yalandan. Kokteyl hazırlık yapıyorlar. Öğretiyorlar kokteylini. Yusen abi 10 gibi kahvaltı. Kokteyl atölyesi veriyorlar evet. Yani. Late breakfast. 11-12 gibi şöyle bir ayak tenisi hafif. Kapalı salonda. Hiç, bir kuruş para almam. Deli gibi yemek üstüne kokteyl. Böyle bir çalışma ortamı var. Peki. Ağzınıza sağlık. Senin de. Senin de ağzına sağlık. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz. İnşallah yani Ecem'in şeyinle. Çekersek. Çekersek. İnşallah haftaya görüşürüz. Hadi görüşürüz. Başlıyoruz. Oh, nasıl ya? Kısaca dedikodu yapacağız. Hiçbir şeyden haberim yok. Beni çağırdılar geldim ben.